Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mutfağınızın birçok bölümünde kullanabileceğiniz kışlık sos tarifi hazırlayacağız. Makarna ve pizzalarınızı lezzetlendirmek için, hatta fırın yemeklerinde de kullanabileceğiniz bu lezzetli tarif için buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Bu lezzetli sos tarifi için 5 kilo sivri domates, 2,5 kilo kapya biber ve 2 baş sarımsak kullandım. Bütün sebzeleri güzelce yıkadıktan sonra süzgeçe aldım ve hızlıca sizlerle birlikte sebzeleri hazırlamaya başlıyorum. Tarifin yapımına öncelikle sarımsakları bir suyun içerisine alarak başlıyorum ki sarımsakları kolaylıkla soyabilelim. 2 baş sarımsağı bir kabın içerisine aldım ve suyun içerisinde 20 dakika kadar bekletiyorum. Kapya biberlerin tohumlu bölümlerini eski yöntemle bu şekilde oyarak alıyorum ve içerisinde tohum kalmayacak şekilde temizledikten sonra doğruyorum. Sebzeleri iri iri doğruyorum. Küçük küçük doğramanıza gerek yok. Hemen hızlıca kapyaları doğradıktan sonra domatesleri hazırlamaya başlıyorum. Kullanmış olduğum 5 kilo sivri domatesin 500 gramını tarla domatesi kullandım ki bir tık sululuk versin. Çünkü sivri domates kaynadıkça koyulaşıyor. Çok salça kıvamında bir sos istemediğim için 500 gram kadar tarla domatesi kullanmayı tercih ettim. Sizler daha sıvı bir sos istiyorsanız tarla domatesini 1 kilo, sivri domatesi 4 kilo kullanabilirsiniz. Evet, domateslerin tamamını doğradım. Sarımsakları da ayıkladıktan sonra bu şekilde dilimler halinde bölüyorum ve onu da tencereye ilave ettikten sonra tüm malzemeleri iyice karıştırıyorum. Malzemeleri tamamen karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Yüksek hararette büyük ocakta pişirmeye başlıyorum. Ortalama 15 dakika sonra tüm sebzeler sulanacak. Şöyle bir son kez karıştırdıktan sonra sizlere sulanma miktarını göstereceğim. Artık sebzeler sulandıktan sonra bir daha karıştırmanıza gerek yok. Tamamen pişene kadar kapağını kapatalım ve bu şekilde pişmeye bırakalım. Sebzeler 45 dakikanın sonunda istediğim yumuşaklığa geldiler. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve sebzeleri blenderdan geçiriyorum. Sebzeleri süzgeçten geçireceğim için mutlaka tamamen pürüzsüz olana kadar çektiriyorum. Sebzeleri dilerseniz süzgeçten geçirmek istemiyorsanız bu işlemi daha detaylı yapıp tamamen pürüzsüz bir sos elde edebilirsiniz. Ben kabuklarını içerisinde görmek istemediğim için, çocuklarım bu görüntüden hoşlanmadığı için mutlaka süzdürüyorum. Evet, süzmek için derin bir kase ve bir süzgeç yeterli. Çok hızlı bir şekilde alta geçecektir. Ellerinizi yakmamak için büyük bir kaşıkla ezerek alta geçirebilirsiniz. Bu işlem oldukça kolay oluyor çünkü çok ince geçirdik. Başta da belirttiğim gibi, dilerseniz hiçbir şekilde geçirmeden, kabuklar sizi rahatsız etmiyorsa bu formda da kullanabilirsiniz sosunuzu. Sosun tamamını süzgeçten geçirdikten sonra böyle kalın bir doku kalıyor. Bunlar kabuklu bölüm ve bu bölümde hiçbir şekilde sebze ziyan etmemek için hemen elimle yoğurarak kalan miktarı da alta geçiriyorum. Ilık hale geldiğinde zaten elinizle bu şekilde bastırarak süzerseniz bu işlem oldukça hızlı ve kolay olacaktır. Oldukça yoğun ve pürüzsüz bir sos elde ettik. Kesinlikle içerisinde domates çekirdeği ve biberin kabuğu kalmadı. Domatesin kabukları da gördüğünüz üzere süzgecin üstünde kaldı. Evet, hazırlamış olduğum sosu tekrar aynı tencereye aktarıyorum ve ocağa alıyorum.
Sosu bu kez büyük ocakta fakat altını kısarak kaynatmaya başlıyorum. Çünkü artık yoğunlaştı ve dibine sarabilir. Böyle sık sık karıştırarak yaklaşık bir 15 dakika boyunca kaynamasını sağlıyorum. 15 dakikanın sonunda dolu dolu 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu, 2 yemek kaşığı kekik, asit dengesini sağlaması için 1 tatlı kaşığı şeker ve son olarak da 1 su bardağı zeytinyağını ilave ediyorum ve biberler yağı tamamen emip yağ sosun içinde kaybolana kadar kaynatmaya devam ediyorum. Evet, 15 dakikada bu şekilde kaynadıktan sonra bakın yağ artık kenarlardan görünmüyor. Sosun içinde tamamen kayboldu. Şimdi ocağın altını kısık ayara alıyorum ve hızlıca şişeleri doldurmaya başlıyorum. Kavanoz fiyatları çok arttığı için ve depremde birçoğu kırıldığı için tekrar almak istemedim. Fiyatları gerçekten yüksek. O yüzden sürekli tüketilen böyle gazozların ve sodaların şişelerini biriktirdim ve daha pratik, daha az yer kaplayan bir çözüm buldum. Evet, tek kullanımlık kavanoz kapaklarını da bu şekilde bir tabağa doldurdum. Hiç zaman kaybetmeden ocağın altı kısık ayarda hala yanıyorken hızlıca bütün şişeleri funi yardımı ile dolduruyorum. Dilerseniz sizler kavanozlara doldurarak da sosunuzu istediğiniz gibi muhafaza edebilirsiniz. Fakat küçük kavanozlar tercih ederseniz sosunuzu tek kullanımlık olarak hazırlamış olursunuz. Bu kapak kapama aletini ve kapaklarını internette bulabilirsiniz. Çok cüzi bir rakam. Kalıcı bir makina ve kapakları daha da uygun. Yani kapakları tek sefer takıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Sonrasında da atıyorsunuz. Ben konserve yaparken kavanoz kapaklarını da her sene değiştirdiğim için bu yöntem bana daha ucuza mal oldu. Şişelerin kapaklarını kapatmak biraz güç istiyor. İlk başta biraz zorlandım fakat sonrasında kolay olduğunu gözlemledim. Bakın, bastırdığınızda şişe ile birlikte kapak yukarı çıkıyor. Böylelikle kapağın tam olarak oturduğunu anlamış oluyorsunuz. Evet. Şişeyi de almak için kendime doğru çekmem yeterli. Bakın bu şekilde şişe kolaylıkla çıkıyor. Son şişeyi de sizlerle birlikte kapattıktan sonra artık videonun sonuna geliyorum. Bu yöntemi kullanırken de mutlaka şişelerinizi öncesinde kaynar su ile yıkayın. Kaynatın oldukça. Ben kaynattım. Üzerindeki etiketleri de çıkarttım. Ve şişeleri de yine üzerinde bir parmaktan fazla boşluk bırakacak şekilde doldurduktan sonra sofra bezi sermiş olduğum bir tepsiye yerleştiriyorum. Ve üzerine güzelce sardıktan sonra bir gece bu şekilde soğutuyorum. Soğuyan soslarınızı dilediğiniz zaman kaldırıp istediğiniz yerde muhafaza edebilirsiniz. Fakat güneş ve ısıya maruz kalmaması gerekiyor. Ben hemen kavanozları güneş görmeyen bir dolap içerisine kaldırdım ve kış sonuna kadar inşallah afiyetle tüketeceğiz. Sosun rengi, kokusu, tadı, dokusu her şeyi gerçekten çok güzel. Umarım sizler de bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.